Bu hafta ile ilgili bomba şeyler olacak. Bunların hepsinden bahsedeceğim. Gerçekten de çok heyecanlıyım. Çünkü Shiboko'nun böyle ataklar yapması beni gerçekten de çok heyecanlandırıyor. Hele ki NFT'lerden bahsettiğimiz zaman zaten haftaya nefeteler oluyor. Bu video tam böyle kapsamlı bir video olacak. Her detayından bahsedeceğim. Kesinlikle sonuna kadar izleyin. Çünkü NFT'ler artık gündeme geldi şu an. Ve haftaya da e, swap işleminde açılması bizi gerçekten de çok mutlu ediyor. Hele ki Robinhood'la alakalı bomba haberler var. Onlardan da bahsedeceğim. Yani bunları bahsederken hem bahsedeceğiz hem de grafiğini inceleyeceğiz. Şöyle bir grafiğe bakalım. Çünkü Fed'in kararıyla da birlikte artık farklı bir piyasa dönüyor. Farklı bir grafik inceliyoruz. Mesela duran bir piyasa vardı. Şuraya baktığımız zaman zaten her zaman aynı şeyle aynı seyri devam ediyorduk. Ama ne oldu mesela bu fitile gelecek demiştim. Tekrardan geldi. Şimdi mesela şu haberimiz var. Robinhood. Yani Robinhood girdiğimiz zaman. Adamlar şunlardan bahsediyor. Yani oraya girdiğimiz zaman hem yakım işlemler olacak. Fazlaca bir arzının düşürüleceğini söylüyorlar. Eğer ki bu arzın düşmesiyle birlikte nefetelerin gelmesiyle birlikte zaten nefetelerden sürekli bahsediyorum. Çünkü bahsetmemin nedeni herkes bir tane alacak. Yani haftaya açacak bunu. Yani şöyle köz kös bakmayalım açıldığı zaman. Yani en azından oraya mesela sıvabı aktardığımız zaman yani en azından cebimizde para görsün. Bu çok güzel bir şey. Hemen yeni haberimize geçelim. Çünkü bomba şeyler dönüyor. Yani içeri fazlaca balina giriyor. Mesela Coinbase buraya baktığımız zaman kurumsal bir yer olduğu için yani oradaki adamlar mesela sürekli mesela sıvaba aktarıyor. Nefret aktaracak. Bence siz de hızlı olur. Mesela şurada bir tane haberimiz var. Yani bununla alakalı bir tane bahsedeceğimiz haber. Neler olduğundan emin değilim ama milyarderler trilyonlarca Shibokoin coin satın alıyorlar. Mesela geçen ne oldu? 43 bin dolarlık bir Shibokoin coin satın alındı. Yani adam ne yaptı? Mesela portföyünü direkt atmadı. Yani yaptığı şey direkt swap işlemini atıp direkt men, yani ya NFT bekliyor ya da bone kasıyor. Yani bone'nin mesela sürekli kasmasının sebebi yani gaz ücretlerinin daha fazla düşmesi. Çünkü oraya girdiğimiz zaman gaz ücretleri gerçekten çok önemli. Gelin şöyle bir grafiğimize bakalım. Böyle bir rahatlayalım arkadaşlar. Çünkü söyleyeceğim şeyler gerçekten çok güzel. Önce bir grafiğe bakalım temiz bir şekilde. Ondan sonra Robinhood'un yeni haberleri var. Yeni NFT haberleri var. Bakın bunlar aslında çok önemli. Fiyatın böyle aşırı derecede yükselmesi. Milyoner yapacak haberler bunlar aslında. Hemen temiz bir şekilde grafiğimize bakalım. Bakın her zaman yani her zaman bu şekilde ilerliyorduk arkadaşlar. Bakın bizim hatta haftalarımızı iki hafta hatta bir ayımızı alıyordu böyle olması. Tekrardan böyle olması. Bakın sürekli zaten böyle bir ilerliyordu. Sonradan yükseliyordu. Ama her zaman aynı fitili atıyordu. Bakın buralar çok önemli. Gerçekten çok önemli. Dediğimiz gibi bakın aynı şekilde ilerleyip tekrardan bir şekilde. Ama kısa bir zamanda mesela ne oldu? Yani kötü mesela Fed'in kararı kötü olmuştu. Ondan sonra Bitcoin mesela böyle büyük yatırımcı büyük balinalar satmıştı mesela burada. Tekrardan bunu düş yapmıştık. Ama bakın kısa kısa sürdü bakın bu kadar bu kadar yükselmemiz 800 890 matlarında gelmemiz kısa sürdü. Eğer ki bu bantta da 4 saat kalırsak bizi inanılmaz büyük şeyler bekliyor İnanın 1 sıfır attığımızdan sonra zaten çok güzel şeyler olacak. Yani bu rakamlarda olmamız, bakın şu rakamlarda olmamız ve şu anki yani önümüzdeki hafta NFT'lerin gelmesi ve artık Robinhood'a da zaten kısa zamanda gireceğiz. Yani 7000 6000 falan kaldı şu an. Zaten insanların hepsi yani sona kaldık diye sürekli sürekli imza atıyor. Yani bu ekim ayında da gireceğiz. Yani beklentimiz bizim Aralık ayındaydı ama ekim ayında gelmesi bile bizim için çok güzel. Yani en azından bunları bekleyelim. Mesela şu anki dönemde satılır mı diye soracak olursanız yani birazcık kar yapalım diye satın satalım diye soracak olursanız bence şu anki piyasada satılmaz. Çünkü en azından bir 950 bantlarına kadar getireceğini düşünüyorum. Tekrardan mesela buraya gelirse yani o bantlar mesela hangi bantlar tekrardan 850'ye gelirse yani 700 altına ineceğinin anlamına geliyor. Yani o bantlara tekrardan ineceğini düşünmüyorum ama bakın yani Robinhood da şöyle bir şeyden bahsediyor. Yani otomatikman zaten kendimiz böyle yakımı yapıp arzını bir nevi düşüreceğiz diyerekten kendileri bahsediyor. Yani herkes şaşırıyor yani böyle olmasına yani böyle bir teklifleri olmasına böyle bir ekosisteme sahip olduğunun haberini Duymaları bile bizim için çok güzel bir şey. Çünkü adamlar bunun bilincinde ve daha fazla atak yapıyorlar. Borsalarda mesela bilincinde ya mesela takip ediyorlar. Özellikle mesela e, bünyesinde bulunduruyor. Ne bileyim daha güzel şeyler oluyor. Mesela şu haberimize geçelim. Tam bununla alakalı çünkü... Yani yakın zamanda gireceğiz. Şu anda mesela Robin Hood'a yüklendi. Yüklendi listelenmesini bekliyor. Ne yapacağız mesela o 7 bin, 8 bin imzaya atalım ondan sonra tekrardan oraya girelim. Bunlar gerçekten de güzel şeyler ve güzel şeyler olmaya devam ediyor. Tekrardan mesela şuna bakalım hızlıca anlatıyorum ki çünkü bunlar çok önemli. Birazdan bahsedeceğimiz haber nevitelerle alakalı. Çünkü bunlara bahsetmeden onlara geçmek istemiyorum. Şimdi adamlar şöyle diyor. En dipteyken mesela konuşuyorlardı, konuşuyorlardı, zırvalıyorlardı 590 matlarında. Şubo coin'i kötülüyorlardı. Ne oldu şimdi? Yükselenlerde, binansın yükselenlerinde en fazla Shiba coin var. Ve bu demek oluyor ki şu anki hala devam ediyorsa popülerliğini hala koruyor. Yani arzının e, arzının çok fazla olmasına bakmaksızın piyasalarını çok fazla çok koruyor. Korumaya da devam edecek zaten. E, bu nefetellerden bahsedeyim şimdi. Robinhood'a da gireceğiz. Gördüğünüz gibi yüklendi şu an. Yüklenme tamamlandı. Sadece listelenme haberini bekliyoruz. Bakın arkadaşlar NFT'ye baktığımız zaman şu anda çok yakında gözüküyor. Haftaya zaten bu zamanlarda yani bugünlerde e, olacak yani girecek. Nasıl işlemler olacak mesela. E, oradan yaptığımız zaman mesela direkt stake işlemi yapıyoruz ya. Yani elinizde mesela ne kadar varsa herhangi varsa fark etmez. 10 milyon vardır, 100 milyon vardır, 1 milyar vardır. Mesela her biri %2'lik olduğu zaman %1'in de yakım işlemini kapsıyor. Eğer ki elinizde mesela mesela bir tanesine sahip olabilirsiniz o sizin oluyor ve yani onunla nasıl bileyim saklarsanız böyle ileriki zamanlarda büyük paraların büyük paralar kazanabilirsiniz. Çünkü Mesela Bitcoin 2010 2015'ten baktığımız zaman zaten o zaman da değersizdi. 2020'de de aynı şekilde NFT'ler de değersizdi ama şu anki aşırı derece değerli ve e, yıl sonu ya da 2022'de mesela Shibarium'la alakalı beklerseniz e, Shibarium'un bünyesinde çok fazla hareketler dönecek. Çok fazla yakınlar dönecek. Çok fazla faaliyetler döneceği için NFT'leri ben en azından oraya kadar saklayacağım. Yani siz saklar mısınız yoksa direkt satacak mısınız? Cebiniz para mı görmek istiyorsunuz? Bilmiyorum ama ben Şubarımın Mart ayına kadar gelmesini bekliyorum. Mart ayında mesela otomatik bu işlemler olduğu zaman bu NFT'lerle birlikte zaten e, orada da büyük şeyler dönecek. Mesela elinizde ne kadar fazla Shibokoy'un biriktirirseniz. E, dediğimiz gibi Shibarium'da Swap işleminde zaten Swap'a da inanmıyorlardı. Swap işleminde de şu an yaptığınız zaman büyük paralar kazanırsınız. Ama Shibarium çok farklı şu an. Shibarium mesela e, oraları paraya aktarırsanız orada büyük faaliyetler, büyük etkinlikler döndüğü için. Yani bir nevi aslında daha çok paralar kazanırsınız. Aynı Pancake Swap'ta olduğu gibi. Şu anda mesela adamlar orada sürekli hareket ediyorlar. Sürekli orada hareket ettiği için büyük paralar dönüyor. Aynı şekilde Swap'ta da. Yani kendi ekosistemimizi, blockchainimizi kurduğumuz için Shibarium'un da çok fazla katkısı olacak. Trifecta'dan ben bu yüzden sürekli bahsediyorum. ShibaNet'ten, Shibarium'dan, ee, Skynet'ten de bahsettim zaten yani swap'tan da bahsettiğim için arkadaşlar sürekli sürekli yani bu işlemler en azından mart ayına kadar bekletilip yani 2000 mart ayında bekletilip orada işlemler yapılıp zaten 2024'e kadar basılacak. Yani 2024'de artık start verip 2024'e kadar basılacak. Bu çok güzel bir şey zaten. Yani bunun bünyesiyle birlikte bu işlemlerle birlikte yani nefetelerin de dahil olması ve elinizde nefeteler biriktirirseniz o işleme kadar inanılmaz derecede büyük paralar kazanılacağını düşünüyorum. Çünkü e, nefetelerin şu an 10.000 adet olması siz şey yapmasın az biliyorum. Çünkü herkes bir tane sahip olacak. Mesela adamlar daha fazla yapacak mesela 20 bin olacak 50 bin NFT'ler olacak daha fazla orası en azından açılsın. Açıldığı zaman zaten bitti mesela bitiyor ora direkt ekleyecekler zaten sürekli sürekli ekleyecekler. Yani bir nevi adamların işine de geliyor şu bu mesela fiyat tahmininde fiyat fiyat tahmininden birazdan bahsedeceğim ama fiyatına da gerçekten de büyük etkiler ediyor. Yani şu anki mesela fiyat tahmininden e bahsedecek olursam O fitilimiz gerçekten de muazzam bir fitil Bakın güzel bir şekilde ilerliyor dedim ya Hani o 880 bandında O bandlarda şu anki en azından 800 bandında Devamlı bir şekilde 4 saat kalsa bizim için çok güzel bir şey Yani kaldığı zaman zaten Bir en azından 950 bandından Sıçraması nereye kadar gidecek Yani oraya geldiği zaman 989 bandını da gördüğü zaman Bir portal açacak gibi bir şey olacak O portalda mesela e, Binde satanlar veya satmayanlar Oldukça olanlar olmayanlar bir nevi belli kendini Ben satmayı düşünmüyorum inanın Mesela Shiba'dan çok büyük mesela 24 saat içinde Büyük karlar yaptım hala satmıyorum Çünkü biliyorum ki şu anki projelerini Veya devamlı bir şekilde etkileşim Sürekli devamlı bir şekilde ilerliyor Bu ilerlediği zaman zaten e, Ben 950 bandını kırıp daha güzel Daha bir seyrin devam ettirecek çünkü Sattığım zaman mesela 600'den 590 matlarından tekrar alacağını Düşünmüyorum çünkü bu piyasa şu anki piyasa inanın öyle bir şey ki mesela Fed'in kararıyla birlikte nefetelerin girmesiyle birlikte Shibarium'un devamlı bir şekilde nefeteleri böyle e, güzel bir şekilde bünyesinde bulundurması veya daha fazla işlemde olması Shibanet'in de yakın zamanda gelmesi yani bu işlemler olduğu sürece ben yani satmayı düşünmüyorum yani kendi adıma sürekli yani holders'ın olmayı düşünüyorum çünkü dediğimiz gibi bir portal açacak o binde yani satanlar satmayanlar zaten kendilerini belirleyecek. Hani bir de mesela 0.01 dolara gelecek ama herkes zengin etmeyecek şeyi var mesela tabii ki de zengin etmeyecek. Dediğimiz gibi bir mandal satanlar zaten orada bir nevi elenecek, orada bir nevi arzu düşecek. Tekrardan mesela yukarı yönlü ilerlediği zaman mesela 1100-1200'de yani ne olacak fiyatı mesela artacak. Bu sefer e, adamlar 10.000 TL mesela e, kaç alabilir? Mesela 100 milyon Coin alabilir. Mesela artık e, 10.000 TL kaç tane alabilecek? 10 milyon adet alabilecek mesela. 2021 Ocak ayına baktığımız zaman zaten 5 ile 10 dolar arasında 2-3 milyarlık bir şibok alınıyordu. Ama şu an mesela 10 dolara bu kadar şibok alınır mı? Yani aslında bu sistem bu şekilde ilerliyor. Sabredenler zaten bu piyasayı bir nevi hükmediyor. Yani sabredenler zaten her zaman kazanacak sürekli söylüyorum ama yani şu anki ekosistem şu anki gerçekten çok farklı ilerliyor. Şu anki en azından bu haftayı böyle takip ederek bunları konuşabiliriz. Çünkü NFT'lerden de bahsettiğimiz zaman büyük şeylerin döndüğünü zaten her zaman söylüyorum. Yani otomatikman yakın işlem olacak. Karadelik'ten de zaten bahsetmiş küçük ölü cüzdanlardan, ipon ölü cüzdanlardan sürekli sürekli oraya mesela bir nevi tasfiye bir nevi oradan öldürecekler zaten. Dostlarım bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Çünkü bu hafta bizi gerçekten güzel şeyler bekliyor sizleri. Gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ama bakın buradaki videolarda da kesinlikle tıklayın. Çünkü önemli gelişmeler, anlaşmalar burada mevcut. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın <laughs>